Selahattin Kınalı bizleri bekliyor. Günaydın Selahattin Kınalı. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ee, ekmeğini kovalamak için yollara düşen herkese kolaylıklar dileyelim. Gördüğün gibi ben sobayı yaktım arkada. <laughs> evet. Ee, İstanbul'da tüm evet. Türkiye genelinde e, aslında yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisindeki. ki e, bugün e, dün gece akşam saatlerinde başladı. Bugün de e, devam ediyor. En azından ben buraya gelirken devam ediyordu. Zannediyorum ki hala devam ediyordur Selahattin abi. Şöyle bir camdan bak bakalım devam ediyor mu? Görüyorsunuz. Anadolu dur. yakasında ediyor. Evet fırtınalı şeklinde hatta. <laughs> Kendini hissettiriyor iyice. Ya dün aklımda kalan şey oldu Ceyda. Evet. E, Gaziantep hocası hani futbolculuğuna saygı duyduğumuz Sapinto'nun açıklamaları bende daha çok iz bıraktı. Ricardo Sapinto çok erken vakitte Türkiye'deki bütün kodları çözmüş. E, Maç sonunda e, pazarlık yaparak işte iki tane vardı da en azından birini hakem verseydi gibi pastırma pazarlığı yapar gibi penaltı pazarlığı yapıyor. Yani maçta canlı veriliyor ve herkes izliyor pozisyonları. Hı hı. E, biraz dikkatli olmasında yarar var çünkü e, tebessüm uyandırdı. Yani hem öfke hem tebessüm uyandırdı. Sağdaki oyuncuların emeğini bu kadar ucuz pazarlık malzemesi yapmamalı hiçbir hoca. Hele Sapinto gibi hani dünya karatında bir kariyer sahibisin sen. Ettiğin laflara bak. Yani kendini komik hale düşürmekten başka bir şey değil bu. Kaldı ki takımın son derece güzel mücadele etmiş. Şahane bir mücadele örneği vermiş. saygı duyulası bir rakip olduğunu göstermiş. Senin de emeğin var bunda. Ve bunu futbolun içinde kalarak, futbolun gerçekleri üzerinde yorumlayarak saygı görmek varken... İşte pastırma pazarlığı gibi yaparak kendi değerini biraz düşürdü. Biraz düşkürüklü oldu benim için. Önce onu söyleyeyim. Sonra ile ilgili tabii her gazetede tanımlamalar evet. var. Işte Şimdi onu soracağım var. Selahattin Kınalı. Bakasetas, devam ediyor gollerine. Dün maç öncesi de konuşmuştuk. Alanya Spor'da oynadığı son 3 maçta gole imza atmıştı. Trabzonspor'a ilk 11'de çıktığı 2 maçta atmıştı ve dün akşam ee, yine Trabzon'daki gol sayısını da 3'e taşıdı. Bir altı maçlık serisi var Bakasetas'ın. Trabzonspor'da da bu seriye devam etmesi bence önemli. Belki 8-10 maçı da taşıyacak öyle bir kapasitesi var Bakasetas'ın. Dün yayınımızda hatta sen 5 oldu işte bugün de 6 olur herhalde dedik. 6'yı yaptı ve şunu görüyoruz ama Bakasetas hala e, kendi e, yeteneğinin potansiyelinin fragmanını izletiyor bize. Hala gerçek ayağından golünü görmedik. 3 gol attı. 3'ü de e, yürüme ayağıyla attı. Ama tabi e, Bakasetas'ın sağ ayağının hani yürüme ayağından daha fazla bir niteleme hak ettiğini de söyleyelim. Sağ ayağı da herhalde doğuştan gelen bir yetenek olmalı. Neredeyse sorunun yarısı kadar etkili. Ama işte söylemek istediğim şu, biz Bakasetas'ın henüz fragmanını izliyoruz. Henüz sahaya inmedi Bakasetas. Henüz sahada sadece sağ ayağı var. Çünkü oyun olarak da çok e, arkadaşlarıyla tam bir uyumu sağladığını söyleyemeyiz. Fakat aidiyet duygusu o kadar yüksek halde geldi ki e, o aidiyet duygusu bile işte 3 maçta 9 puan etki edecek 3 tane gol üretti. Fragman düzeyini geçip gerçek bir gösteriye başladığında e, herhalde Trabzonspor'un da artık hakemler içinde bir tehlikeli noktaya geldiğini ve hakemlerin artık müdahil olması gerektiğini Bakasetas da bize gösterecek hakemler üzerinden. Dünkü oyunda şey Ceyda e, Vakayeme'ye pozisyonu vardı evet. biliyorsun. Hani direkt ikinci sarı mı direkt kırmızı mı diye. Evet. E, 90 artı 6'da oluyor bir bu. E, baktım ki e, şey hakem kim var hakemi kim diye gördüm ki Galip Bidigen ha dedim tamam. Galip Bidigen olduğu zaman geçen seneki operasyonel hakemlerden biri 6 tane hakemi vardı hani gazetelere manşet olmuş. Hmm. Onlardan biri galip gidiyor. Yani yönettiği hiçbir maçta e, sorunsuz bir maç yok. Hani e, e, eğer orada direkt kırmızı kart çıkacaksa, var hakemin çağırması gerekiyorsa çağır kardeşim. Sen Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemeye ne hakkın var? Ya da başka bir takımın. Peki sence pozisyon çalıyor, e, gereği direkt kırmızı kart mıydı? Olabilir, verilebilir. Yani ayağını çekmeyi çekme iradesini koyuyor ama fakat sonuçta ayak o bölgeye geliyorsak gösterilebilir. Göster yani. iki maç o, o, oynamayacakmış. Tabii şeyi anlıyoruz. Hani Erman abinin dediğinden de e, anladım, uyandım o an. Hani niye böyle bir feryat var? Özellikle bazı takım taraftarlarından, tarsus İdman Yurdurlar'dan. E, baktık ki ha, iki hafta sonra e, Trabzonspor Tarsus'la oynuyor. E, tarsus taraftarının Vakeme üzerinden e, bir feryat hissinde olması son derece doğal olabilir. Ha buradan şunu anlıyoruz. Bakame nasıl korku salmışsa e, rakiplere işte buradan bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat bu bir hakemlik konu. Hani bunun üzerinden Trabzonspor'u Lekelemeye kalkmak belki ilerideki e, muhtemel hakem ameliyatlarını kapar başka bir şey değil. Hakemler göldüklerini çalsınlar, her yerde çalsınlar, evet. her takıma çalsınlar Prabzon, ama. Trabzonspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek e, önümüzdeki hafta. Ardından o maçta Vakem'e forma giyemeyecek. Ardından Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ee, kırmızı aldı iki maç. Evet. evet arka arkaya iki maç. Ben şunu da sormak istiyorum Selahattin Kanalı, e, Vakemenin pozisyonu evet çok tartışıldı ama dün öncesinde e, sizinle de konuşmuştuk. E, Kamil Ahmet Çörekçi'nin performansını, Flavio'nun performansını nasıl buldunuz diye sormak istiyorum. Dün e, konuştuğumuz gibi hani malum nedenlerle işte Flavio ilk 11'e girince e, ben bunun Büyük Trabzonspor taraftarının büyük çoğunluğu tarafından e, tebessümle, sempatiyle karşılanacağını söylemiştim. Çünkü e, Baker'ın oyunculuk özellikleri e, olduğun yerde kal, etrafına işte sağa ver, sola ver, arkaya ver üzerine kurulu. Fakat Flavio öyle bir oyuncu değil. Hoca Flavio'yu iyi kullanıyor. Flavio sürekli rakip ceza sahası içinde arayan bir adam. E, ve dünkü e, gol pası da o araçların bir sonucuydu. E, onun yanında Edgar'ın performansı da dikkat çekici. Hani bir Yusuf Yazıcı transferinin bonusu olarak geldi Edgar. Evet. Ama Vito'yla şahane bir uyum yakaladılar. Zaman zaman yani hani beklenmedik hatalar da yapabiliyorlar ama mesela dün sıfır hatayla oynadı Edgar. Hani sıfır hata derken göze batan hata anlamda söylüyorum. Yoksa oyun içinde oyuncunun bazen e, durduğu yeri seçerken de çok büyük hata yapmış yapmış olabilir. Fakat bunu izleyici görmez. Dün buna rağmen e, Edgar'ın e, Vito ile olan uyumunun Trabzonspor'un önümüzdeki haftalardaki eğer bu çıkışı devam ettirebilirse skor anlamında oyun olmasa da evet. e, önümüzdeki haftalarda e, çok daha ciddi bir tehlike olacağını sistem için söyleyebiliriz. Hatta ben fikstüre baktım. Ceyda 36. hafta e, Trabzonspor Galatasaray ile deplasmanda oynuyor. Eğer Trabzonspor Galatasaray deplasmanına bir maçlık iki maçlık en fazla kapanabilecek e, puan farkıyla çıkarsa ve o maçı kazanırsa Trabzonspor çok ciddi şampiyonluk adayı o zaman olacaktı. Şu anda bunu konuşmanın çok alemi olmaz. Çünkü o baskıyı takımının takımın ve oyuncuların üzerine yönetmenin de bir, bir anlamı yok. Aha. Çünkü o maçtan sonra ee, Trabzonspor 39. haftayı bay geçiyor. 40. hafta içeride Antalya ile oynuyor ve 40. hafta Galatasaray'da Beşiktaş oynuyor. Yani 40. hafta çok önemli Trabzonspor için. Fakat bu çıkışını sürdürmesi koşuluyla yani o ciddiyeti, o iddiayı 40. hafta 39-40. hafta üzerinden şampiyonluk iddiası gibi konuşacak noktaya taşıyabilir kendini Trabzonspor. Ama şu anda şunu söylemeliyiz ki Trabzonspor skorları üretiyor. Çünkü e, kendi başına skoru değiştirebilecek 4-5 tane öngörülemeyen oyuncusu var. Fakat oyun olarak Trabzonspor şampiyonluk oyunu oynamıyor henüz. Bunu hoca da farkında zaten. O yüzden e, Abdullah Hoca da sık sık e, şeyi vur, şey vurgusunu yapıyor. Biz maç maç gidiyoruz. Evet. Hoca da tuğla tuğla e, takımın tuğla tuğla yükseldiğinin farkında. O yüzden acele etmiyor ve o söylemden uzak duruyor. Geçen seneki deneyim de e, bu tavrın ne kadar doğru olduğunun aslında bir referans noktası. Peki e, dün akşamki mücadeleye dair bir de e, tabii hücum hattındaki savunmadaki defolarını Abdullah Avcı ile birlikte kapatan Trabzonspor. Şimdi hücum hattındaki sıkıntılarını da Bakasetas'la e, tam bir çilingi redasıyla gerçekten Bakasetas o kilidi açıyor. E, Canini'nin performansının e, eşlik etme hızının artabileceğini düşünüyor musunuz? E, dün Canine yine çok e, kendini gösteren bir performans sergiledi e, diyemiyoruz bu maça dair. E, top kayıpları da vardı. E, bir pozisyonda hatta e, Bakasetasa çıkarsa çok net bir ...bilmiyorum hatırlayacak mısınız böyle tarif etsem ama... Tabii. ...ilk yarıda bir pozisyon vardı. Bakasetas'a çıkarsa çok net bir gol pozisyonuydu. Çok zor bir durumda kaleciyle karşı karşıya. Üstelik açısı da çok kapalıydı ama... ...kendisi kaleye vurmayı tercih etti. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Ya Ceyda golcüler için... Kaleciyle göz göze geldikleri anlar diyelim. O anlarda bütün sistem, bütün antrenmanlar, bütün çalışmalar, bütün telkinler kendini sıfırlar. O anda sen ve rakip kaleci var. Orada o, vuruş yapması, o tercihi kullanması işte onun aslında golcü kimliğinin de bir ifadesi. Hani e, Onun için oyuncuyu eleştiremeyiz. Bursa gol atsa e, işte herkesin alkışlayacağını biliyor. Ve o anda e, kimse niye buraya çıkarmadın, niye şunu yaptın? dememeli. Zaten kimse de demiyor. Hani o bir golcü. Orta saha oyuncusu olsaydı o, oy, o girişi yapan. Mesela dün Flavio o pozisyonda gol, pos, gol pasından bahsediyorum. Hı hı. Kaleye vursaydı Flavio o garip senirdi. Fakat ne yaptı? Çok akıllı bir e, hamleyle işte Bakasir Tastak kaleciyi baş başa bıraktı. O yüzden Canini'nin hani o seçimini eleştirmiyoruz. Bundan sonra da bütün dünyanın bütün golcileri ...benzer tercihlerde bulunacaklardır. Kimisi gol olacak, kimisi olmayacak... ...kimisi kızacak, kimisi sevinecek. Ama ile ...Caneni'nin de... ...ikinci yarı ile birlikte başlayan bir çıkışı var. O çıkışın evet. nedeni de hocanın... ...onu doğru kullanmasının yanı sıra... ...onun da yavaş yavaş e, güç kazanmasıydı. Hani sezon başı transferi olarak... ...çok önemli bir transfer olduğunu hep söyledik fakat... ...gücü yoktu. Yeteneklerini sergilemek için yeterince... ...güç depolamadıysan eğer Messi olsan... ...bir anlamı yok günümüz futbolunda... Canini yavaş yavaş güç kazandığını işte hamsiyle çıkınca hamsiyle de bol herhalde. Güç kazandığını gösteriyor bize. Güç kazandığı ya da yeteneklerini sergiliyor. Değişik bir oyuncu. Hani Canini şey diyemiyorsun. nokta Santrifor diyemiyorsun. Jinyak diyemiyorsun. Ama net bir sağ oyuncu da kenar oyuncu da değil. Hepsinden var Canini de. Yani Canini bu formunu devam ettirirse o hani hani 7-8-9 milyonluk transfer tekliflerinden söz ediliyor. E, Trabzonspor onu e, paraya dönüştürebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Hani Trabzonspor sıra sıra takımı değil. Oyuncularını satmak için, paraya dönüştürmek için e, futbol mücadelesi vermiyor sahada. Evet. Ama Canini de hani Abdullah Hoca tarzı şeyi gibi gelmiyor bana. Onun için söylüyorum. Hani Abdullah Hoca en azından Mehmet Battal gibi bile olsa bir nokta santfor seviyor. Hocanın oyun sistemi bu. O yüzden çok iyi bir transfer teklifi gelirse Canini de bu çıkışı sürdürürse Trabzonspor buradan da ...kar elde, elde edebilir. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Bakasetas'la Bakasetasla uyumu da... ...sordun Ceyda. Evet. Ee, Bakasetas ve diğer takım arkadaşlarıyla... ...uyumu biraz da Bakasetas'ın... E, ...oyunun içine... ...daha fazla dahil olması. Mesela dün gördük... ...birkaç tane uzun pas denedi. Ee, başarılı olamadı Bakasetas bunlarda. Oysa biz biliyoruz ki şey, Bakasetas bunlara... ...işte hani el, elinin avucun ...içine koyar gibi o pasları... Evet. ...atabilen bir oydu. O ritmi... ...yakaladıklarında... İşte o zaman hakemlerin işi zor. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Kınalı değerlendirmeleriniz Çok için ağzınıza sağlık.